Meselesi. Yarın Cumhurbaşkanı olsa ilk neyi değiştirir demişler? Kim? Siz? Abi, cumhurbaşkanı olmasının meselesi değil. De, o sorunlu, ya, sorun yarın, başka. Yarın hükümet olduğunda Millet İttifakı ilk değiştireceği şey rejimle ilgili süreci hemen hızlıca değiştirecektir. Tabii ki güçlendirilmiş memleketin çok güçlü bir demokrasiye ihtiyacı var. Yenilenecek alanları vardır, güçlendirecek hatları vardır. Meclisinden yönetim biçimine, hükümet sistemine kadar... Ee, onunla beraber tabi hızlıca ekonomiyi düzeltmek. Çok şey var ama ne yazık ki tek bir arıza olsa da ona yüklensek inanın 20 30 madde yan yana dizilebilir durumda şu. An. Bana kitap getirmişsiniz. Getirdim. Nedir çok buna? değerli. Bu bir tanesi 40 kadın 40 hayat. Çok keyif aldığım bir kitap oldu. Bu İstanbul Kitapçısının çok özel bir yayını. İstanbul Kitapçısına ee, bayılıyorum. Evet bu tabi aynı zamanda e, Kadın Eserleri Kütüphanesinin e, katkılarıyla da oldu. İnanılmaz kadın hikayeleri var yani şunu söyleyeyim dün İsmail Bey'e de söyledim. Burada okuyacağınız kadın hikayelerinden göreceğiniz şu olacak. Aslında hani şu cumhuriyetin varoluşunda 150 yıllık geçmişine döndüğünüzde Osmanlı döneminde bir bölümün içine alan kısımda çok enteresan kadın kahramanlar Belki var. Belki buradan dergiye kullanırız. Vallahi ne demek keyif keyifle lütfen kullanın. Bir başka özel bir eser çıkarttık. Bu da seni çok <laughs> ilgilendireceğini düşünüyorum. <laughs> E, bu da e, Türk futbolunun 100 akı, 100 kişi var burada. E, geçenlerde İlyas Tüfekçi'yi ziyaret ettim. Ya ne yazık ailesi hastası. E, yine kaptanın fotoğrafını gördüm. E, Ziya Şengül abimizin, Onun da burada çok güzel bir yazısı güzel. var. Yani daha doğrusu onu anlatan bölümü var. Onu da ziyaret edeceğim. Bu kitapları nereden alabiliyoruz? Ee, İstanbul Kitapçısı'ndan Tabii. satın alınabilir. Ya ben geçenlerde... Ee, ve bunu da size hediye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu kitapları şöyle reklamını yapalım hatta izninizle. Evet. Geçenlerde çok etkilendim ben. İstanbul Kitapçısı'nda ya şeyde Kadıköy'deki e, Eminönü iskelesinin üst katında çok gencecik insanlar var. toplanmış kitap toplantısı yapıyorlar. Evet, evet. bayağı kitap konuşuyorlar falan. Tabii. Ve çok etkileyiciydi yani. Ee, bir de B moda iskelesine gidin lütfen. Öyle Muazzam mi? bir kitapçı da orada. Kütüphanemiz var. Ee, çok güzel İstanbul kitapçıları açıyoruz. Bir ilginç bir statistik vereyim mi? Ee, mutlaka açacaksınız dedim. Bağcılar Meydanı'nı açtık. Oraya da mü? çok güzel bir İstanbul kitapçısı şubesi açtık. Şu an İstanbul Kitapçıları içerisinde en fazla kitap satan 3. şube orası. Çok güzel haber evet. bu. Evet. Onun çok için, güzel bir haber. Şimdi bu. Esenler Meydanı'nı başlatıyoruz. oraya da açacağız. Ben, Bakırköy'de açacağız. Hava kötü. Yani trafik var, yağmur var. Vapur iskelesinin üst katında böyle 30 tane 40 tane gencecik insan evet, evet. toplanmış kitap sohbetleri yapıyor. Evet, evet. Ya dedim ki bu nasıl bir şey ya bu muhteşem bir görüntü. Öyle, Ve çok etkilendim. Eee e, İstanbul Kitapçısı 50 57 tane kütüphanemiz oldu. Müthiş. Açtığımız. Şahane. Ve mahalleler alanında açıyoruz. Görseniz cıvıl cıvıl inşallah sizi de bir kısmına e, gençlerle, çocuklarla Aynen, bir söyleşiye davet ederiz. Şere, ee, uzun süredir devam eden bir buçuk çok az zamanımız kaldı ama ben çok kısa bir soru soracağım size. Ee, ama önce şunu soracağım tabii şu Taksim Meydanı düzenlenecekti bir kısım alan vakıflara verildiği için proje durdu o kısım ne olacak diye soruyor bir vatandaş e, davası sürüyor bilirkişi raporu lehimize çıktığını e, b, b, bilgi aldık e, şu anda malum Gezi Parkı olan bölge tabi biz orada bütüncül bir yarışa çıktık ve çok güzel bir proje çıktı ortaya hatta Tramvay Atatürk anıtının etrafından geziyor, Gezi Parkı'nı dolaşıyor, geliyor Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden tekrar istiklale giriyor. Muazzam yani hem ulaşım açısından hem düzen açısından hem Gezi Parkı'nın kullanılması ama orada bambaşka işler efendim Gezi Parkı vakıflara devredildi. Ya olacak iş değil. Galata Kulesi de yanlıştı, burası da yanlıştı. Birçok yanlış var. Ama bu yanlışları da düzelteceğiz. Bu iş siyasi bir sürece oturdu. Yani ne yazık ki bu ortaya koyduğumuz yarışma, emek vesaire e, bu seçimden sonra e, hızlıca start alabilir. Taksim'deki o acı terör saldırısından sonra e, hızlıca oradaki şeyler kaldırıldı. Banklar suçlu bank oldu. Çok yazık, çok acı. Komedi e, üstünde durmak istemiyorum. E, bir sürü rapor var. Aslında oradaki bankların ee, ne yazık ki e, ölen vatandaşlarımız var. Ee, zararı çok azalttı. Tek yönlü bir darbeyi sağladığı e, konuşuluyor. Ama e, bu konu üzerinde konuşmak istemiyorum. E, çünkü neçede orada ölen insanlar var. Ölen insanların olduğu yerde bir bankı konuşturanların e, politikasına alet olmayacağım. E, oturup kendi kafalarına göre bankı suçlu ilan eden zihniyeti de Böyle garip bir biçimde izliyorum. Günü geldiğinde konuşuruz. Şimdi İstanbul'da çok büyük dert deprem. E, fakat e, depremle ilgili bir yandan da ciddi çalışmalar var. Yani hem simülasyonlar var, hem konut dönüşümü var. 4-5 koldan falan yapılıyor. E, ben şeyi merak ediyorum. Sizle biz geçen sene, bir önceki sene galiba bir program yapmıştık. Orada siz bir takım çalışmalar ve bunun sonunda bir takım rakamlara ulaşılacağını söylemiştiniz. Bugün itibariyle gerçekleştirilen dönüşümler ne kadarlık bir kaybın önüne geçti? Ya şöyle, bu, bu böyle bir iki yıllık işte buna inanın rakam evet. vermek bile yanlış olur. Ama şunu gösterdi bize yaptığımız araştırmalar. İstanbul'da ciddi bir deprem sorunu var. Bahsedilen daha önce bahsedilen orta ve yüksek hasarlı bina tespiti e, rakamının ne yazık ki iki katına yakın olduğunu öngörüyoruz biz İstanbul'da gerçek tespitin. E, bunun da e, nereden baksanız yüzde 150 bin e, binaya yakın bir sayıya erişiyor. Onun için biz dedik ki bu işi bütüncül çözelim. Bu iş bir kurumun işi olmasın. Bakanlık, belediye o öyle değil bütüncül hep birlikte büyük bir seferberlikle biz büyük işler yapıyoruz. Bakın Karanfil köyün yıkımına başladık. Yani bakın o mesele 30 yıllık mesele. 30 yıl iktidar oldular, belediyenin sahibi oldular. Efendime söyleyeyim, hükümetin sahibi oldular ama çözemediler. Biz çözdük ve şu an inşaatına başlıyor. Bunun gibi birçok meseleyi çözdük. Mahalle işlerinde bina yenilemeye başladık. Niye? Kiptaşı onun bunun arsası üzerinden rant edilme, elde edilme kurum halinde değerlendirmesini durdurduk. Evet gidiyoruz ee, Gazi Osman Paşa'da, Ümraniye'de ve diğer ilçelerde sokak arasındaki milletin uzlaşamadığı yerde onlara el veriyoruz, uzlaştırıyoruz, binalarını yeniliyoruz. Yani bir seferberlik başlattık İstanbul Yenileniyor kampanyasıyla. Ee, Birçok çalışmamız var. Ee, yani kalan dakikalara sığınacağı için net ifade edeyim deprem meselesinin iktidar olduğumuzda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bütün kurumlarıyla bakın ilçe belediyeleri, müteahhitler, bankalar, finans kuruluşları, sigorta kuruluşları el birliğiyle ele alıp bu sürecin nasıl seferberlikle harekete geçirileceğini milletimize gösterdi.